MHP lideri Devlet Bahçeli çok sert sözlerle Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'da verdiği mesajlara tepki gösterdi. Antalya'da Türkiye'nin ara buluculuğunda yapılan Rusya-Ukrayna zirvesini kundaklama girişimi olarak değerlendirdi. Dış bağlantılı siyasi operasyon dedi. Sayın Kılıçdaroğlu geçti borun pazarı Haydi sür merkebini kandile. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde verdiği mesajlara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisi sert oldu. Bahçeli sosyal medya açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini dış bağlantılı bir siyasi oyun olarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti Türkiye'nin öncülüğünde Antalya diplomasi formunda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Kılıçdaroğlu'na seslendi, sana bir iyi bir kötü haberim var dedi. Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince inanıyorum ki Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye'nin önünü hiç kimse kesemeyecek. Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti sırasında tutuklu olan HDP Eskeş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesini ziyaret edeceği de konuşuldu. Terörist Demirtaş'ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan hemen arkasından Şanlıurfa'ya geçip İmralı Canisi Abdullah Öcalan'ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Evet, hayır demeni yeterli kabul edeceğim. CHP liderini bölücülükle suçladı Bahçeli. Eleştirilerine altı siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı üzerinden devam etti. Sayın Kılıçdaroğlu, son sorum şudur. 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına Bağımsız Büyük Kürdistan'a taraf olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?